namaz kılmanın yasak olduğu bir işe girmek caiz midir? Şimdi kıymetli kardeşler, bir Müslümanın en başta dünyaya gönderilme gayesi ibadettir. Estağfirullah. billah. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun. Ben cinleri de, insanları da ancak ve ancak buyuruyor Rabbimiz bana ibadet etsinler diye yarattım. Dünyaya gönderiliş gayemiz tabii ki namaz, diğer ibadetler Rabbimize güzel bir kul olmak bunları yerine getirmek, icra etmektir. Evet, onun dışında tabii ki hani diğer ayeti kerimede de ifade ediliyor ya hu enşeekum minel ardi o sizi topraktan inşa etti, yarattı ve istamarakum fiha ve dünyayı imar etmenizi de sizden istedi. Yani dünyada maişet de olacak, geçim temini de olacak, diğer hususlar da olacak. Para da kazanacağız, ailede de geçindireceğiz. Bunları güzel bir kul olma çerçevesinde yaparsak ve din zaten bunları da ibadetten sayıyor. Hani bazıları namazı, niyazı vesaire falan zayıf ederler. Namaz kılmaz adam 24 saat dünya ile meşgul olur, dünyevi işlerle meşgul olur. Ama sorduğunuz zaman çalışmak da ibadettir. Her zaman ifade ediyoruz. Namazsız bir çalışmak hayatı ibadet değil, ihanettir. Allah'ın dinine ihanettir. İnsanın kendi hayatına, ömrüne, ömür sermayesine, Allah'ın kendisine verdiği nefes nimetine ihanettir. Bunu böyle bilmek lazım. Böyle bir çalışmaya nasıl biz ibadet diyebiliriz? Ya onun için de şimdi bir işe gireceğiz. Müslüman önceliği ne olacak? Her şeyden önce ahiret olacak. Estağfirullah. <laughs> ve bitazi fîme âtâkallâhu dâral âkira. Allah'ın sana ahiret yurdunda vereceği sevaba vesaire talip ol, ona haris ol, onun peşinden git diyor Rabbimiz. Böyle buyuruyor. Ama ve sen tense nasîbe dünya. Dünyadan da nasibini unutma. Dünya ikincil olmalı, ikinci planda olmalı. E şimdi işe girerken, eş seçimi yaparken, dünyadaki bütün hayatımızın tüm boyutlarıyla ilgili elbette farzlarımızı önceleyeceğiz. Haramlardan kaçınmayı önceleyeceğiz. Ahiret hayatımıza zararı olup olmadığı faydasını getirip getirmeyeceğini önceleyeceğiz. Onun için bir Müslüman bir işe gireceği zaman kendisine bu işe girersin kardeşim. Tamam burada iş yaparsın ama namaz kılman yasak. Cumaya gidemezsin. Burada işte haram işleyeceksin. Şuna mecbursun gibi dayatmalar olursa bu işte çalışması, namazını zayi etmesi ama buna rağmen işine devam etmesi, o işe girmesi Asla caiz olmayacaktır. Peki bu durumda ne yapacağız diye bazı kardeşlerimiz sorabiliyor. Yani hocam ne olacak? Şu ayeti kerime bizim için bir müjde olsun. Rabbimiz buyurur ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ Kim Allah'tan hakkıyla korkarsa... Sen Allah için bu kararı verdin mi? Yani siz Rabbimin emri olan namazı yok sayıyorsanız ben de sizi yok sayıyorum. İşe girmiyorum dersen ayette diyor ki Yecellehu mahraca. Allah ona bir çıkış kapısı mutlaka yaratacak. Rabbimize tevekkül edelim, dua edelim ve inşallah namazımızı icra edeceğimiz, kulluğumuzu da güzel şekilde yapabileceğimiz bir iş kapısı bize açılacaktır.